vücut birbiriyle sürekli ilişkili. Hı hı. Yani kalp hastalıkları tek evet. başına olmuyor. Bizim hep söylediğimiz, örneğin çağımızın en önemli hastalıklarından biri, ben hep vurguluyorum, şeker hastalıklarında, obezitede, tansiyon hastalıklarında, tiroid hastalıklarında, özellikle hipotiroidi dediğimiz ağır tiroid yetmezliklerinde, bunun dışında tabii kolesterol, hiperlipidemi hastalıklarında, bazı romatizmal hastalıklarda ve dahası daha ağır infeksiyon hastalıklarında bile kalp hastalıkları görülür. Hatta bazı ağır, öyle ağır infeksiyon hastalıkları vardır ki kalp kapağı hafif hasarlıysa oraya mikroplar gelip yapışır. Biz ona endokardit deriz ve oradan daha önce anlattığımız gibi değişik organlara bu mikrobik odaklar pıhtı şeklinde ulaşarak beyni ve diğer organlara hayati sonuçlara bile doğurabilir. Tabii bu yüzden kalp, beyin gibi, böbrek gibi yaşamsal organlardaki hastalıkları biz gene sistemik hastalıkların bir parçası gibi değerlendiririz. Burada hepsiyle ilişkili. Yani tabii ki bir hastada örneğin tiroid yetmezliği olursa kalbin etrafında su toplayabilir. Kalp genişleyebilir, büyüyebilir. Yine kalp kasında biriken bir takım hastalıklar vardır. Maddi birikimleriyle gider. Kalp kasını tutan miyokarditler vardır. Kalp zarlarını tutan hastalıklar vardır. Şimdi burada vücutta çok güzel bir denge var. Birbiriyle hem ilişki ve çok güzel bir denge var. Zincirin bir halkası koptuğunda diğerinin üzerindeki yük artar. Onun için kalp kendisini değiştirmeye başlar. Örneğin bunu tabii tansiyonda konuşacağız, damar tıkanıklığı konuşacağız, diyabette konuştuk. Yine de konuşacağız, evet. Tabii ki bitmez. Kalp kası etkilendiğinde veya kalp etrafında sıvı olduğunda işi yapmak için harcadığı enerji artar. Damarların içindeki basınç artar. Gittikçe genişlediğinde göreceli olarak kapaklar da, şimdi hocamız açık, bir tür valve sistemi gibi açıklayacak, göreceli yetersizlikler oluşmaya başlar. Hasarlanırsa kan pıhtıları oturabilir. Değil mi? Mikrobik pıhtıları oturabilir. Oradan değişik organlara atlayabilir. Bu en basit haliyle bütün organların ve diğer organların birbiriyle etkileşimidir. Karaciğer hastalığı vardır. Her yerde stoplanabildiği gibi kalpte de bozulmalar olur. Böbrek yetmezlikleri olur. Hasta diyalize girer. Yine kalp de buradan etkilenir. Kalbin dışındaki hem sıvı toplanabilir hem kalp zarı yine buradan etkilenebilir.